Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sunar. Shakespeare'den hikayeler. Uyarlayan Anna Claiborne. Çeviren Kemal Küçükgedik. Kayıt, müzik, efekt Ulaş Öğüç. Asistan Suzan Polat. Seslendiren Özlem Özkaram. Macbeth. Savaştan ne haber var diye sordu Prens Malcolm, Kral Duncan'ın kampına başka bir yaralı asker getirildiğinde. İyi haberler dedi yaralı adam yaşlı kral çadırından çıkarken. Macbeth o Norveçlilere gününü gösterdi. Hain MacDonald'ın da işini bitirdi. Kılıcıyla onu ikiye böldüğünü gözlerimle gördüm, belinden dişlerine kadar. Norveçliler geri saldırdılar ama biz direndik. Savaşın galibi biziz. Norveç kralı barış istiyor. Derken yaralı adamın sesi kesildi ve gözleri kapandı. Onu hemen bir doktorun yanına götürün dedi Kral Duncan. Ardından da Lord Rose'a döndü. Bu zafer için Macbeth'i ödüllendirmek istiyorum dedi. Kendini bulun ve sadık hizmetlerinden ötürü onu Kovdor Bey'i ilan ettiğimi söyleyin. Bu sırada Macbeth ve arkadaşı Banquo savaş meydanından kampa doğru sislerin arasından ilerliyorlardı. Ne korkunç bir gün dedi Macbeth ama aynı zamanda mutlu bir gün. Evet, Tanrı'ya şükür savaş bitti, dedi Banquo. Sonra duraklayıp ileriye doğru baktı. Ne oldu? Macbeth eli kılıcında dikkatle sesin içine baktı. Sabırla yere oturmuş üç gölge görür gibi oldu. Neredeyse onu beklediklerini düşünecekti. Kimsiniz siz? Diye bağırdı Banquo. Konuşun. Selam sana Macbeth, diye cevap verdi bir kadın sesi. Glamis Bey. Evet. Benim, dedi Macbeth. Ne istiyorsunuz? Selam sana Macbeth, dedi ikinci ses. Kovdor Bey. Selam sana Macbeth, dedi üçüncü ve çok yaşlı bir ses. Yaşlı kadın konuşurken sislerin arasından siyahlar içindeki üç kadının görüntüsü de belirginleşti. Selam sana Macbeth. Kral olacaksın. Ne demek istiyorsunuz? Diye sordu Macbeth endişeli bir şekilde. Kadınların cadı olduğundan şüpheleniyordu. İyi haber veriyor gibiler, dedi Banquo eğlenerek. Selam sana Banquo, diye cevap verdi en yaşlı cadı. Sen kral olmayacaksın ama gelecekteki kralların babası sen olacaksın. Çok ilginç, diye güldü Banquo. Ama benim için yeterli. Hadi Macbeth, Duncan bizi bekliyor. Bekle, dedi Macbeth donmuş bir şekilde. Bu haberi nereden duydunuz? Glamis Bey'iyim ama Kovdor Bey değilim. Hem nasıl kral olabilirim ki? Ancak tam o sırada sis çöktü ve cadıları gizledi. Sis dağıldığındaysa hiçbir ortada yoktu. Macbeth, efendim, diye seslendi neşeli bir ses. Lord Rose sislerin arasından onlara doğru geliyordu. Yoksa Kovdor Bey'i mi demeliydim sana, dedi ve gülümsedi. Ne? Diye hayretle sordu Macbeth. Banquo'nun ağzı açık kaldı. Yeni unvanınız, dedi Rose. Kral ne kadar cesur dövüştüğünü duydu ve seni ödüllendirmek istedi. Kovdor Kalesi artık senindir. Hadi kral seni görmek istiyor, gidelim. Neler oluyor diye fısıldadı Macbeth Banquo'ya. Söyledikleri gerçek oldu. Banquo, sen gelecekteki kralların babası olabilirsin. Sen de kral olabilirsin diye katıldı Banquo. Fakat Macbeth, dikkatli ol. Cadıların sözüne güven olmaz. Unutma, Duncan bizim kralımız. Ancak Macbeth bu düşünceyi aklından çıkaramıyordu. Duncan'ın kuzeniydi ve taht sırasında da üçüncüydü. Gerçekten de kral olabilir miydi?
İlk fırsatta karısına bir mektup yazdı. Karısının ne yapılması gerektiğini bileceğinden emindi. Sevgili karıcığım, şimdiye kadar kazandığımız büyük zaferi duymuş olmalısın. Duncan zaferden o kadar memnun oldu ki beni Kovdor Bey'i ilan etti. Sen de artık iki büyük kalenin hanımısın. Ama belki bundan da fazlası yoldadır. Bunu bir sır olarak saklamalısın. Savaştan dönerken Banco ve ben üç tuhaf kadınla karşılaştık. Hiç şüphesiz cadıydılar. Bana Glamis Bey'i, Kovdor Bey'i ve sonra da kral olarak selam verdiler. Hemen ardından Lord Rose gelip benim Kovdor Bey'i ilan edildiğimi söyledi. Düşünmüş sevgilim. Kehanetin kalanı da gerçekleşirse İskoçya kraliçesi olacaksın. Bugün sarayda kralla görüşeceğim. Yarın da evdeyim. Seni seven kocan Macbeth. Ertesi gün mektup Macbeth'in kalesine ulaştı. Lady Macbeth mektubu okumayı bitirince tatmin olmuş bir kedi gibi gülümsedi. Katlayıp göğsüne bastırdı. Dedi kendi kendine. İskoçya kraliçesi. Ama önemli olan soru kocamın hayallerimizi gerçekleştirebilecek cesaretinin olup olmadığı. Mektubu ipek işlemeli bir minderin üzerine fırlattı ve taş pencere pervasına yaslanıp dışarı baktı. Kapısı gürültüyle vuruldu ve içeri bir hizmetçi girdi. "Leydim," dedi nefes nefese. "Kral hazretlerinin bizi ziyaret için bu gece buraya geleceğini duyduk." "Harika bir haber," dedi Lady Macbeth. "Mutfağa söyle bir ziyafet hazırlasınlar. Ayrıca misafirlerimiz için en iyi odalarımızı hazırlayın." "Gerçekten de harika bir haber," dedi Lady Macbeth kendi kendine. Yeşil gözleri parlıyordu. Eminim son gecesinde kralı çok rahat ettireceğiz. Sevgilim, Macbeth gelmişti. Evine hoş geldin sevgilim, dedi karısı ve hemen ona sarıldı. Benim yiğit Glamis Bey'im, benim cesur Kovdor Bey'im ve belki de gelecekteki ekselans kocam. Evet, kral hakkında, dedi Macbeth. Oğulları ve danışmanları ile birlikte bizde kalmaya geliyor. Kaleyi onun için hazırlatmalıyız. Ben gereken hazırlıkları yaptım tatlım. Geriye bir tek onu hazırlamamız. Ne demek istiyorsun sen? Dedi Macbeth ve rahatsız bir şekilde başka yöne baktı. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun, dedi Lady Macbeth. Yüzünden, aklından geçenleri okuyabiliyorum. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez. Bu gece bu işi bitirmeliyiz. Hayır. Macbeth tereddüt ediyordu. Hadi sonra konuşalım bunu. Karısı ona anlayışla gülümsedi. Sen ayrıntıları bana bırak, dedi ve odadan ayrıldı. Ne kadar güzel bir yer, dedi Duncan, kraliyet kafilesiyle Macbeth'in kalesine geldiğinde. Alacakaranlık çöküyordu ve kalenin etrafında kırlangıçlar uçuşuyordu. Efendimiz ekselansları, diye seslendi Lady Macbeth, kadife kan kırmızısı elbisesiyle kalenin köprüsünden koşarken. Sizi ağırlamak bizim için ne büyük bir şeref ve mutluluk. Umarım burada rahat edersiniz. Takdir edersiniz ki hazırlanmak için çok vaktimiz olmadı. Lady'm, eminim çok güzel vakit geçireceğiz burada, dedi beyaz saçlı kral. Umarım çok zahmete girmemişsinizdir. Şimdi içeri girelim de kocanızı görelim. Lady Macbeth'in elini tutup kalenin karanlık kapısından içeri girdi. Kalenin aşçıları krallara layık muhteşem bir ziyafet hazırlamışlardı. Kral Duncan da her lokmanın tadını çıkarıyor gibiydi. Ancak şarap ikram edilince ve misafirler dedikodu yapmaya başlayınca
Macbeth izin istedi. Düşünmesi gerekiyordu. Kalenin uzak bir köşesindeki taştan bir koltuğa çöküp ellerini çenesine dayadı ve iç geçirdi. Yapamam diye inledi. Onu öldüremem. İşe yarayacağından emin olsam belki. Ama Duncan iyi bir kral ve iyi bir insan. Benim hem kuzenim hem de evimde misafirim. Onun canını kasteden değil, tehlikeden koruyan olmalıyım. İyi işin var senin burada diye tısladı sinirli bir ses. Karısı yanına gelmişti. Ziyafet bitmek üzere ve kral nerede olduğunu soruyor. Dinle, dedi Macbeth sonunda onun gözlerinin içine bakmayı başararak. Bu artık daha ileri gidemez. Duncan bizi ziyaretiyle onurlandırdı. Onu öldüremeyiz. Bunu yapamam. Yapamaz mısın? Diye tısladı Lady Macbeth. Sadece bir korkak yapamam der. Ben bir korkak değilim, dedi Macbeth. Kralım ve vatanım için savaştım ve hayatımı tehlikeye attım. Ama cinayet... Cinayetin cesaretle ilgisi yok. Şeytanca. Tanrı aşkına diye karşılık verdi karısı. Kral olmak istiyor musun, istemiyor musun? Ya işler yolunda gitmezse, dedi Macbeth aciz bir şekilde. Her şey yolunda gidecek. Tabii sen işleri batırmazsan. Dinle beni. Kralın muhafızlarını uyutacağım. Kralı öldürmek için onların hançerlerini kullanacaksın ve tekrar onların eline bırakacaksın. Herkes de onların katil olduğunu sanacak, dedi Macbeth. Özellikle biz ne kadar üzüldüğümüzü feryat figan haykırınca, dedi karısı. Tamam tamam, dedi Macbeth. Yapacağım. Güzel, dedi karısı. Şimdi yemek salonuna dön. Gece Macbeth'in hayatında gördüğü en karanlık geceydi. Bahçeden Duncan'ın yattığı yere doğru giderken ay ufkun arkasında batmıştı. Yapmak üzere olduğu şeye hala inanamıyordu. Duraklayıp gözlerini ovuşturdu. Gözlerini tekrar açtığında karanlık gözünün önünde dalgalanır gibi oldu. Karanlığın içinde sanki bir şey parlıyordu. Bu şey yavaşça yaklaştı ve ne olduğu belirginleşti. Bir hançerdi. Macbeth terlemeye başladığını hissetti. Öyle gerçekti ki elini uzatıp hançeri sapından tutmaya çalıştı ama parmakları hayalin içinden geçti. Şaşırmış bir şekilde elini geri çekerken hançerin ucundan kan damladığını açık bir şekilde görüyordu. Hayır, dedi Macbeth zar zor konuşarak. Gerçek değilsin. Ben sadece hayal görüyorum. Git başımdan! Diye hançere bağırdı ama hançer hala havada asılı duruyor, günahını yüzüne vuruyordu. Ardından gecenin karanlığında ufak bir zil sesi duyuldu. Lady Macbeth yolun açık olduğunu bildiriyordu. Macbeth yutkundu ve Duncan'ın yattığı odaya doğru yürüdü. Hadi Macbeth neredesin? Diye kendi kendine fısıldadı Lady Macbeth kalenin koridorlarında ileri geri yürürken. Neden bu kadar geç kalabileceğini bilmiyordu. Duncan'ın muhafızlarına ilaçlı bir gece içkisi vermişti ve hançerlerini kralın yatağının ucuna koymuştu. Macbeth'in işi aslında çok kolaydı. Derken koridorun ucundan kocasının sesini duydu. Ben yaptım, dedi titrek bir sesle. Ama... Ellerime bir baksana. Korkudan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ne olmuş ellerine, dedi karısı sabırsızca. Kana bulanmış parmaklarına baktı. Macbeth, dedi. Neden hançerleri yanında getirdin? Onları muhafızların ellerine bırakmalıydın. Hemen git ve cinayeti onlar işlemiş gibi göster. Hayır, hayır geri dönemem. İşlediğim günaha bakamayacak kadar korkuyorum.
Ver şunları bana diye kızdı Lady Macbeth. Kanla kayganlaşan hançerleri kaptığı gibi kralın odasına doğru gitti. Kral ölmüş. Lord Macduff'ın sesi kalede yankılandı. Hainler, katiller. Sesi diğer misafirleri de uyandırdı. Lord Rose ve Lord Lennox, Banquo ve oğlu Franz, Prensler Malcolm ve Donald Bean yataklarından fırladılar. Neler oluyor? Dedi Macbeth odasından çıkarken. Ellerini yıkayıp temizlemişti ve geceliğini giymişti ama gece boyunca gözünü kırpmamıştı. Git kendin gör diye bağırdı Macduff. Ve titreyen parmağıyla kralın odasını işaret etti. Kralı uyandırmaya gitmiştim ama cesediyle karşılaştım. Uyurken hançerlenmiş. Olamaz. Macbeth taş merdivenlerden aceleyle çıkarak Duncan'ın odasına giderken karısı da salona girdi. Masum bir şekilde neler oluyor, bu gürültü de ne diye sordu. Lady'm, korkunç haberlerim var dedi Macduff. Ekselansları kralımız öldürülmüş. Ne? Bizim evimizde mi? Dedi Lady Macbeth şaşırmış gibi yaparak. Doğru diye bağırdı Macbeth üst kattan. Kral Duncan hançerlenmiş. Fakat kim işlemiş bu cinayeti diye kekeledi gözü yaşlı Prens Donald Bean. Görünüşe göre muhafızları dedi Macduff. Suçlarının cezasını da ödediler dedi Macbeth aniden. Onları orada elleri kanlı uzanırken görünce oracıkta öldürdüm. Herkes dönüp Macbeth'e baktı. Öfkeme ve üzüntüme yenildim diye bağırdı. Kralımı orada cansız görünce intikamını almalıydım. Ah yardım edin diye bağırdı Lady Macbeth ve bayılmış numarası yaparak dikkatleri kocasının üzerinden çekti. Lady ile ilgilenin dedi Banquo ve birkaç lord ona yardım etmek için koştu. Saraya haber gönderin. Cenaze törenini hazırlamalıyız. Sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Lady Macbeth yatağına geri taşınırken ve hizmetkarlar cesetleri taşırken Prens Malcolm küçük kardeşini kenara çekti ve sessizce onunla konuştu. Donald Bean, buradan hemen gitmeliyiz. Neden? Katiller öldürüldü. Murdoch ve McAllister mi? Dedi Malcolm. Gerçekten katilin onlar olduğunu mu düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Babamızın kardeşi gibiydiler. Böyle bir şeyi asla yapmazlardı. Başka biri mi katil o zaman? Peki kim? Emin değilim ama her kimse bence işini henüz bitirmedi. Hemen kaçmalıyız. Sen İrlanda'ya kuzenlerimizin yanına git, ben de Londra'ya gideceğim. Gerçekler ortaya çıkana kadar saklanalım. Ama o zaman insanlar bizim suçlu olduğumuzu düşünür diye karşı çıktı Donald Bean. Seçeneğimiz yok. Eğer ortadan kaybolmazsak sıradaki hedef biz olacağız. Böylece prensler ahıra gittiler, atlarını eğerlediler ve sabahın ilk saatleriyle birlikte kaçtılar. Bu işte bir bitkinliği var diye söylendi Lord Rose, Macduff'la birlikte kalenin dışında otururken. Son haberler nedir? Herkes prenslerin suçlu olduğundan şüpheleniyor dedi Macduff. Kaçtılar ya. İnsanlar onların tahta geçme hırsıyla Duncan'ı öldürdüğünü, sonra da korkup kaçtıklarını söylüyor. Yine de onların babalarını öldürebileceği hiç aklıma gelmezdi. Çok yazık, dedi Rose. Şu halde tahta Macbeth mi çıkacak? Her şey ayarlandı, dedi Macbeth. Yarın tacını giyecek. O zaman törene katılsam iyi olur, dedi Rose. Sen gelecek misin? Hayır, diye kaşlarını çattı Macduff. Evime, Fife'ye gideceğim. Dürüst olmak gerekirse bu işte bilmediğimiz bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Umarım Macbeth de Duncan kadar iyi bir kral olur. Birkaç gün sonra Banquo Kraliyet Sarayı'ndaki geniş bir salonda bekliyordu. Kral Macbeth onu görmek istemişti. İşte hepsi senin oldu Macbeth, dedi kendi kendine lüks salonda gezinirken. Glamis Bey'i, Kovdor Bey'i ve şimdi de taht. Yaklaşan adımları duydu. Ama dürüstçe kral olduğunu sanmıyorum, diye kendi kendine mırıldandı kapılar açılmadan hemen önce.
Banko, sevgili dostum diye seslendi Macbeth. Tacını ve kürklü pelerinini giymişti. Ekselansları beni görmek istemişler. Evet, dedi Macbeth. Biliyorsun bu akşam özel bir ziyafetimiz var ve senin de katılmanı istiyorum. Elbette efendim, dedi Banko sahte bir gülümsemeyle. Böyle nazik bir daveti asla reddedemem. Bu akşam Flans'la birlikte bir gezintiye çıkacağım ama yemeği kaçırmam. İkisi de birbirlerine nazikçe gülümsedi ve Banko izin isteyip çıktı. Biliyor diye homurdandı Macbeth. Eski dostu dışarı çıkar çıkmaz. Biliyor. Kapıda bir hizmetkar belirdi. Çağırdığınız adamlar efendim dedi. Buradalar. Karanlık çökerken Banko ve oğlu Flans saraya geldiler. Atlarını bağladılar ve yüksek saray duvarlarının gölgesinde kapıya doğru yürüdüler. Banko bir ses duyduğunu sandı. Yakınlarında birilerinin olduğunu belirten alçak bir fısıltı. Endişeli bir şekilde omzunun üstünden geriye baktı. Bir anda üç adam üstüne atladı ve onu göğsünden hançerlemeye başladı. Flans bağırıp yardım istedi ve babasını kurtarmak için kavganın ortasına atladı. ''Hayır Flans, kaç!'' diye bağırdı Banko. ''Kaç ve intikamımı almak için yaşa!'' Böylece sevgili babası son nefesini verirken Frans ayağa kalktı ve canını kurtarmak için karanlığa doğru koştu. Sarayda Macbeth'in misafirleri yemek masasının etrafında yerlerini almışlardı. ''Saraya hoş geldiniz.'' dedi neşeli bir şekilde Macbeth. Ama masanın ortasındaki boş yere bakmaktan da kendini alamadı. ''Bir saniye müsaadenizi isteyeceğim.'' dedi. Kapının yakınlarında gölgelerin arasında onu bekleyen adama doğru hızlıca gitti. ''Hallettiniz mi?'' diye sordu. ''Banko'yu öldürdük.'' dedi adam. ''Ama üzgünüm, oğlu kaçtı.'' Macbeth'in canı sıkıldı. ''Tamam, siz gidin.'' dedi. ''Yarın görüşürüz.'' Masaya dönüp misafirlerine sahte bir şekilde gülerken kanını donduran bir şey gördü. Banko'nun yerinde biri oturuyordu. Boğazı kesilmişti ve saçı başı kan içindeydi. Yine de acı çekiyor gibi görünmüyordu. Sakince oturuyor, Macbeth'in gözlerine bakıyor ve gülümsüyordu. ''Bir sorun mu var ekselansları?'' diye sordu Lord Lennox. ''Banko'' diye kekeledi Macbeth. ''Galiba biraz geç kaldı'' dedi Lennox. ''Bu boş sandalyeyi onun için sakladık.'' ''Ama'' dedi Macbeth. Ardından birden korkuyla irkildi. ''Bana öyle bakma!'' diye bağırdı hayalete. ''Benim suçum değil, ne istiyorsun? Git başımdan!'' Lady Macbeth ayağa kalktı. ''Galiba sevgili kocam biraz rahatsız'' dedi şaşkın misafirlere. ''Alışılmadık bir şey değil bu, az sonra düzelir.'' ''Görmüyor musunuz?'' diye bağırdı Macbeth. ''Bakın, orada, hemen önümüzde!'' ''Gitsek iyi olur Lady'm'' dedi Lord Ross. ''Kralımız iyi değil.'' Herkes ağır ağır yerinden kalkıp veda etti ve Macbeth'e iyi dileklerini sundu. ''Senin neyin var?'' diye tısladı Lady Macbeth herkes ayrılınca. ''Banko'yu görmedin mi? Tam şuradaydı. Şu sandalyede. Ama şimdi gitmiş.'' dedi Macbeth korkmuş bir sesle. ''Kimseyi görmedim orada.'' diye kızdı karısı. ''Kimse görmedi.'' ''Senin uykuya ihtiyacın var.'' ''Uyuyamam.'' dedi Macbeth. ''Bilen herkesten kurtulmam lazım. Maktab, o da biliyor. Bu yüzden bu akşamki yemeğe gelmedi. Yarın gidip cadılarla konuşacağım. Ne yapmam gerektiğini onlara sorarım.'' ''Macbeth, kapa çeneni.'' dedi karısı. ''Deliriyorsun, gel biraz uyuyalım.'' Sonunda onu yatmaya ikna edebilmişti. Ama Macbeth'in haklı olduğu bir nokta vardı. Macduff gerçekten de şüpheleniyordu. O sırada Fife de evinde değildi. Londra'daydı. İngiltere kralının yanında kalan Malcolm'ı ziyarete gitmişti. Birlikte Macbeth'e karşı savaş açmayı ve tahtı gerçek varisine kavuşturmayı planlıyorlardı. Bir sonraki gün Macbeth cadıları ilk gördüğü soğuk ve sisli kıra gitmişti. ''Neredesiniz?'' diye onları çağırdı. ''Cadılar, sizinle konuşmam gerek.'' ''Buradayız.''
dedi bir kadın sesi. Sislerin arasındaki üç kadın yavaşça görünmeye başladıkça Macbeth onların kocaman siyah bir kazanın etrafında olduklarını ve kazanın içinde fokurduyan karışıma garip malzemeler eklediklerini gördü. Düşüncelerini okuyabiliriz Macbeth, dedi en yaşlı cadı. Hangi sorularla geldiğini biliyoruz. İşte cevapların. Macbeth gözlerini dikmiş bakarken kazanın içinden siyah bir duman çıktı. Birden kalın bir savaş miğferi giymiş bir askerin şekline girdi duman. Macbeth'e döndü ve fısıldarken gözleri parladı. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Macduff'a dikkat et. Biliyordum, dedi Macbeth. O, sus, dedi en yaşlı cadı. Bak. Asker gitmiş, onun yerine yeni doğan bir bebek gelmişti. Tuhaf bir şekilde o da konuşmaya başladı. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Sakın korkma insanın gücünden. Çünkü kadından doğma kimse zarar veremez sana. Macbeth gülümsemeye başladı. Eğer kadından doğma biri bana zarar veremeyecekse güvendeyim, dedi. Sonra başka bir görüntü ortaya çıktı. Elinde bir dalla bir çocuk. Çocuk dedi ki, Macbeth, koca bir nam ormanı ayaklanıp Dunshine tepesine yürümedikçe yenilmeyeceksin. Macbeth o kadar rahatlamıştı ki neredeyse kahkaha atacaktı. İşte bu olamaz, dedi. Kesinlikle güvendeyim. Fakat sonra bir gök gürültüsü duydu ve olanca dehşetiyle Banko'nun yüzü gözünün önünde belirdi. Banko! Diye bağırdı Macbeth. Hayır, hayır, gözüm görmesin seni! Dedi ve kılıcıyla hayalete saldırdı ama cadılar ve hayalet bir anda kaybolmuştu. Ekselansları! Lord Lennox atıyla ona doğru geliyordu. Size haberlerim var. Macduff İngiltere'ye kaçmış. Sağ ol Lennox, dedi Macbeth sakince. Ancak Lennox gidince söylenmeye başladı. Başından beri haklıydım. Macduff'a kime karşı çıktığını göstermenin zamanı geldi. Macduff Londra'da Duncan'ın oğlu Malcolm'la konuşuyordu. İskoçya'nın sana ihtiyacı var Malcolm, dedi. Duncan'ın varisi sensin ve hakkın olanı almalısın. Biliyorum, dedi Malcolm. Ve senin yardımınla denemeye hazırım. 10.000 adamımız hazır ve sen söylediğin an İskoçya'ya ilerleyeceğiz. Lord Macduff, diye bir ses konuşmalarını böldü. Konuşan Lord Rose'du. Dostum Rose, diye bağırdı Macduff arkadaşına doğru giderken. Evden ne haberler var? Korkunç haberler, dedi Rose başı yerde. Macduff, çok, çok kötü haberlerim var. Söylemeye çekiniyorum. Titriyordu ve neredeyse ağlayacaktı. Nedir? Diye sordu Macduff. Kimin için kötü haberler? Senin için, dedi Rose. Karın, çocukların. Macduff, onlar öldürüldü. Macduff'ın yüzü kireç gibi bembeyazdı. Karın, diye sordu çaresizce. Evlatlarım. Macbeth'in adamları şatonu bastılar, dedi Rose. Çok üzgünüm. İntikamını al, dedi Malcolm. Macduff'ın gözlerine bakarak. Alacağım, dedi Macduff. Sesi neredeyse bir fısıltıydı. Alacağım, onu öldüreceğim. Her gece böyle, dedi doktoru Macbeth'in sarayına getiren hizmetçi. Uykusunda yürüyor, kendi kendine konuşuyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ah, bakın, geliyor işte. Doktor ve hizmetçi onu izlerken Lady Macbeth üzerinde geceliğiyle yatak odasından çıktı. Gözleri açık, dedi doktor. Ama bizi görmüyor, diye açıkladı hizmetçi. Sürekli ellerini ovuşturuyor ve garip şeyler söylüyor. Hah, susun be dinleyin. Bu eller hiç temizlenmeyecek mi? Dedi Lady Macbeth kuru ve tekinsiz bir sesle. Bir ihtiyardan bu kadar kan akacağını kim bilebilirdi, diye devam etti. Ellerim hala kan kokuyor. Dünyadaki hiçbir parfüm bu kokuyu gideremez. Ellerini yıka,
Ellerini yıka ve geceliğini giy. Banko gömüldü. Mezarından kaçamaz artık. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorum, dedi doktor. Ama hiç hayra alamet değil. Doğru, dedi hizmetçi. Sahip olduğu tüm zenginliğe rağmen onunla yer değiştirmek istemezdim. Görmemesi gereken şeyler gördüğü besbelli. Geliyorlar! Diye bağırdı gözcü. İngilizler geliyor! Lord Lennox, Lord Rose'a baktı. Bence İngilizlere katılıp Malcolm'un tahtına kavuşmasını sağlamalıyız, dedi. Rose başını salladı. Macbeth'ten ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi olur, diyerek ona katıldı. Duyduğuma göre kendini Dunshine şatosuna kapatmış. Malcolm'un orduları Birnam ormanına doğru gidiyor. Orada onunla buluşabiliriz. Dunshine şatosunun salonunda Macbeth yüzü asık bir şekilde dolaşıyordu. Kadından doğma hiçbir adam bana zarar veremez, diye kendine defalarca telkinde bulundu. Birnam ormanı Dunshine'a yürümeyecek. Evet, yürümeyecek. Yüzü korkudan kireç gibi olmuş bir gözcü içeri girdi. Ekselansları, haberlerim var, dedi nefes nefese. Malcolm'un ordusu geliyor. 10.000 askeri var efendim. Korkak, diye bağırdı Macbeth. Korkuyorsun değil mi? Ama ben korkmuyorum. Bana kılıcımı getir. Savaşa hazırlan. Ya sen ne istiyorsun, diye doktora bağırdı. Karınız rahatsız ekselansları, dedi doktor sessizce. Sürekli sanrılar görüyor. Doktor olan sensin, diye karşılık verdi Macbeth. Onu iyileştirecek olan da sensin. Kılıcım nerede? İngiliz orduları Dunshine'dan birkaç mil uzakta toplanmışlardı. Saf saf olmuş askerler savaşa hazırdı. Mihverleri ve kılıçları gün ışığında parlıyordu. Emirlerimi iyi dinleyin, dedi Malcolm generallerine. Her asker ormandan bir dal koparacak ve Macbeth'in Dunshine'daki şatosuna giderken kendini onunla gizleyecek. Benim komutumla dalları bırakıp saldıracağız. Mükemmel bir plan ekselansları, dedi Macduff. Neyiniz var sizin? Diye bağırdı Macbeth, henüz onu terk etmemiş birkaç askere. Korkaksınız hepiniz, korkak! Askerler rahatsız bir şekilde zırhları içinde kıpırdandı ve daha cesur görünmeye çalıştı. Ardından içeri bir hizmetkar girdi. Lordum, dedi. Lady Macbeth öldü. Kendini öldürdü. Macbeth bir an hizmetkara baktı ama ona bir cevap veremeden gözcü kulesinden gelen bir nöbetçi içeri daldı. Korkudan yüzünün rengi atmıştı. Ekselansları, diye titredi. İnanılmaz bir şey gördüm efendim. Ne? Ne gördün? Anlat hadi. Birnam ormanı, dedi nöbetçi. Biliyorum saçma gelecek efendim ama sanırım orman yürümeye başladı. Yalancı! Diye haykırdı Macbeth. Hadi dışarı, hepiniz dışarı. Şansımızı savaş meydanında deneyeceğiz. Teslim olmayacağım. Dunshine tepelerinde Malcolm'un adamları duruyordu. Birnam ormanından kestikleri dalların arkasında gizleniyorlardı. Neredeyse tüm ormanı kesmişlerdi. Dalları yere atın, diye bağırdı Malcolm. Saldırın! Böylece askerler korkunç bir gürültüyle dalları bırakıp tepeden aşağı şatoya doğru koşmaya başladı. Tüm kötülüklerine rağmen Macbeth hala çok iyi bir askerdi ve çok iyi kılıç kullanıyordu. Kendine yaklaşan herkesi yeniyor, kılıcıyla sağa ve sola saldırıyordu. Böylece etrafındaki düzinelerce İngiliz askeri öldü. Ancak saldıranlar şatonun içine girdi ve nöbetçileri yendiler. Kısa sürede 10.000 kişilik ordunun karşısında bir tek Macbeth kalmıştı. Ama onu öldürebilecek olan sadece bir kişi vardı. Nerede o? Diye bağırdı Macduff kalabalığın içinde kendine yol açarken. Karımın ve çocuklarımın intikamını alacağım. Düşmanını şatonun köprüsünde gördü ve ona yaklaşırken haykırdı. Macbeth, dön bana. Macbeth ona döndü. Macduff, dedi eski arkadaşını tanıyarak.
İntikamımı almaya geldim diye bağırdı Macduff ve Macbeth'e doğru kılıcıyla bir hamle yaptı. Boşuna yorma kendini Macduff, dedi Macbeth ikilinin kılıçları havada buluşurken. Bana dokunamazsın, efsunluyum ben. Kılıcıyla Macduff'ın hamlelerini savuşturuyordu. Evet, Birnam Ormanı Dunshine'a gelmiş olabilir ama cadılar bana açıkça söylediler. Kadından doğma hiçbir adam bana zarar veremez. Ya, yeah, diye hırladı Macduff. Belki de sana Macduff'ın hiç doğmamış olduğunu söylemediler. Ben doğmadan önce annem ölmüş. Macbeth'i şatonun girişindeki duvara yasladı. Beni onun cansız bedenini kesip çıkarmışlar, diye ekledi açıklayarak. Teslim olmaya hazır mısın? Asla! Diye bağırdı Macbeth. Bunun üzerine Macduff kılıcını kaldırdı, iki eliyle tuttu ve tüm kuvvetiyle savurdu. Selam sana İskoçya'nın kralı, diye bağırdı Macduff Malcolm'ın savaş çadırına girerken. Savaş bitti, zalim öldü, dedi ve Macbeth'in kesik başını Malcolm'ın ayaklarına fırlattı.